Deprem felaketinden sonra oturulabilir raporları vatandaşın içine oturmaya başladı sayın seyirciler. Alınan kararlar hop oturtup hop kaldırıyor. Biz çadırda yaşayacak insanlar mıydık? Oh, niye öyle diyorsun Behiye? Bizim bir Alparslan'dan, bir Ertuğrul Gazi'den ne eksiğimiz var ya? Bir Battal Gazi, bir Malkoçoğlu çadırda yaşamıyorlar mıydı? Yani Fatih'in fedaisi Kara Murat bir camoka bizden çok mu üstün insanlardı ya? Mesela bir bayır gülü senin eline su bile dökemez. Haklısın hayatım. 12 Eylül öncesine dönmeyelim diyen siyasetçiler sayesinde 1071 dönemine döndük. Doğru söylüyorsun. Atalarımız çadırcılıktan imparatorluğa zapping yaptılar. Bana bak. Artçı depremler senin kafanda sarsıntıya yol açtı galiba. Açtı, evet açtı. Sallıyor musun lan? Yok sallamıyoruz. Kim o lan? Kim o? Birisi çadırı sallıyor. Kim o? Hey! Kaymakamlıktan geliyorum. Çadırı boşaltın hadi. Buyur. Buyurduk. Siz buyurun. Kantocu ne zaman çıkacak? He? Ne sen burayı çadır gördüğünde çadır tiyatrosu mu sandın be? Dalga mı geçiyorsun bizle? Niye çıkıyormuşuz lan çadırdan? He? Kaymakamın Tayvan'dan gelen depremzede amcası mı oturacak? Kardeşim sizin evinize oturulabilir raporu vermişiz. Siz bir de çadır kapmışsınız. Yuh! Yalan! Nasıl yalan? Bak belediyeden raporumuz var. O evde oturulamaz diyor. Nereden bakayım şimdi? Oo, bu sabahki rapor. Hah, yeni rapor bak. Sizin evin oturulabilir raporu. Taze çıktı heyetten. Hadi yalla hadi. Kardeşim sabahtan akşama kadar ev değişti mi ki rapor değişsin? Kardeşim sizin eviniz 5 katlı değil miydi he? Evet bizim apartman depremde katlandı, kat kat oldu. Kardeşim bak sizin evin 1. ve 7. katlarında hasar var. Diğer katlarda ve asansör boşluğunda oturulabilir raporu var. Hadi uzatmayın da boşaltın çadır hadi. Gel beyim. Vallahi insanın evi gibisi yok Behiye. Evi gibisi yok da bizim evde yok gibi Hasan. Baksana yarısı var, yarısı yamuk. Canım bir açıdan bakarsan düz. Hangi açıdan bakarsan bak yamuk lan. Ya şöyle 45 derecelik bir açı yapacaksın. Abajuru da kendine, avizeyi de kendine uyduracaksın. Bak düz. Haklısın, vallahi düz. Asıl yamukluk bu eve oturulabilir raporu verenlerde. İyi oturulabilir diye rapor verdiklerine göre gel geçip salona oturalım bari. Allah'tan masa devrilmemiş. Oh. Ben gideyim mutfaktan bir şeyler getireyim. Tamam. Ben oturabildim. Masada yokuş yukarı kalmış zaten. Oo, kurt gibi ağacıktım. Bırak şu tuhaf şarkıları. Bir tabak sana, bir tabak bana. Tabak durmuyor. Bakayım, tencere duruyor. Tencere de durmuyor. Hem dursa ne faydası? Ah, içi de boş zaten. Boş tencere karın doyurmaz. Onu bulamayanlar da var. Şükret. Kurt gibi acıktım. Kurt gibi acıktım. Tut şunları, tut. Durmuyor ana. Hiçbir şey durmuyor. Yok. Arada rapor almak lazım. Hadi bırak bowling oynamayı bırakalım da gidelim yatalım. Yürü. Hadi oyalan bana yat artık. Nasıl duracağım ben bu yatağın için? Birbirimize tutunuruz. Uyuyunca ben şey olurum yuvarlanır giderim buradan. Hadi bir şey olmaz. Hadi yat. Hadi. Dur bir provasını yapayım bari. Hadi iyi geceler karışayım. Ama ne beceriksizsin be. Hiçbir şey beceremezsin. Bak şöyle yatacaksın işte. Tencere yuvarlandı kapağını buldu. Kapı çalıyor. Kalk gidelim bakalım. İyi akşamlar. Kaymakamlıktan geliyorum. Ne yapıyorsunuz evde? Vallahi ne yapalım şimdi yuvarlanıp gidiyoruz. Onu söylemiyorum kardeşim. Evde ne yapıyorsunuz? Tam yatıyorduk üstümüze geldiniz. Olur mu kardeşim? Ne yapıyorsunuz siz? Bu evde yatılır mı? Bizim oturulabilir raporumuz var. Bakın kendi ağzınızla söylediniz. Bu evde oturulabilir raporu var ama yatılabilir raporu yok. Bakın oturuyorum. Oturulabilir ama yatılabilir raporu yok. Aa, deprem oluyor. Bir şey oldu yok. Artçı. Profesörler ne dedi? Çok uzaktan geçiyor. Gitti hatta tamam. Gitti. Bakın ayrıca tuvalete gidilebilir rapor da yok. Ne yapacaksınız? Aha, buyurun efendim. Buyurun. Nedir bu? Bu Arap kızı camdan bakabilir raporu. İyi akşamlar.
Gene buyurun, oturmaya da bekleriz. Gel gel, biz de Nezahat Hanımlara gidelim. Belki onlarda yiyecek bir şey vardır. Tamam. Beyhanım, Hasan Bey, siz geri taşındınız mı? Bize oturulabilir raporu verdiler. İyi, gene size oturulabilir raporu vermişler. Bize tek ayak üstünde durulabilir raporu verdiler. Kimmiş gelen Hüseyin? Oo, Beyciğim hoş geldiniz, buyur geç. Hoş bulduk hayatım. Yok, buyurmayalım. Yiyecek bir şeyler var mı diye soracaktım. Ay vallahi bizde yok ama Leyla'lar da taşındı, istersen onlara bir bakıverin. Tamam. Hadi görüşürüz. Bir gün yuvarlanmaya bekleriz. Aa, geliriz geliriz. Tepe takrak geliriz. Geldim geldim. Hayırdır komşu? Hayırdır, hayırdır. Bize emeklenebilir raporu verdiler. Evet. Vah 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 vah. Buyurun geçin Allah aşkına. Ben yiyecek bir şeyler var mı diye sormaya gelmiştim. Kızım bak bakayım dolapta bir şeyler var mı? Hay Allah, size de zahmet verdim. Dolaptan takır kuru bakır anne. Kıza da paranda atılabilir raporum ben. Sorma, sorma. Onun hali gene iyi. Baksana oğlanın durumuna. Bana da amuda kalkılabilir raporu verdiler. Hiçbirimize oturulabilir raporu vermediler. Ne yapalım komşu, kızmaya hakkımız yok. Bu başımızdaki yöneticilere o koltuklarda oturulabilir izni verdiğimiz sürece bizlere de deli raporu vermeleri lazım.